Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi bildiğiniz bir hastane, ameliyat oldum. Başarılı bir ameliyat oldum. Fakat maalesef sigarayı bırakamıyorum. Ve devamlı o korku var. Acaba yani yeniden bir kriz geçirebilir miyim diye. Bunun nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hocam özellikle İstanbul'dan Esat Hoca'ya Hüseyin Hacı Deli teşekkür etmek olurdu. İstiyorum. Evet, evet, benim biliyorum Hüseyin Hacı Bey'e. Evet. Ali Bayram'a, Ali Bey'e şu anki programı sunan arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Tamam Hüseyin Bey, tamam. İki sene önce bir ameliyat olmuştum. Çok başarılı bir ameliyat fakat hala sigara bırakamıyorum. Hüseyin bu Bey. Bu konuda bize herhangi bir yardımınız olabilir mi? Vallahi bu çok sık bir karşılaştığımız problem. Aslında bir kısım hasta bir daha pişman oluyor. Tövbe bir daha içmeyeceğim diyor. Hocam virgül koyalım da Hüseyin Bey bizim tanıdığımız Hüseyin Bey misiniz? Ali Rıza Hocam'ın hastalarından evet, evet. Hüseyin ben Bey. Evet. Hatırladım Hüseyin Bey. Evet. Sigarayı bırakamayanlardan. Evet, 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 evet. Bırakamayan gruptan. Maalesef var böyle birkaç hastamız var böyle bu şekilde. Yani yani sigara içip de ameliyat ettiğimiz ve bırakamayanların oranı yaklaşık böyle %20-30 falan. Aslında büyük bir kısmı bırakıyor. Benim eniştemdi hocam. Evet ama bir kısım böyle bırakamayabiliyor. Yani şöyle bir problem var. Şimdi tamam biz size bypass yaptık. Şu anda damarlarınız gayet iyi. İlave damarlarınız oldu. Kalbe yeterince kan gidiyor. Bir problem yok. Yalnız bu ateroskleroz dediğimiz yani bu damar sertliği olayı biten bir olay değil. Yani biz yaptık bitti. Öyle bir şey yok. Bu hastalık devam ediyor. Yani bizim yaptığımız damarlar tıkanabilir. Bizim yapmadığımız, daha önce diyelim ki ameliyat sırasında normaldi damar. O damarlarda ateroskleroz gelişebilir, o damarlar tekrar daralabilir, tıkanabilir. Yaptığımız, bypass yaptığımızın ilerisi tekrar daralabilir, tıkanabilir. Yani bu süreç devam eden bir süreç. Onun için muhakkak dikkat etmemiz lazım. Yani bu risk faktörlerini ne kadar azaltır isek, bu ateroskleroza sebep olan risk faktörlerini ne kadar azaltır isek, bu hastalığın tekrarlama oranını o kadar düşürürüz. Bu biraz sizin elinizde olan bir şey. Yani sigara en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. İşte dediğim gibi şeker hastalığı, obezite en büyük risk faktörü bunlar. Ve yüksek kolesterol. Yani bunları kontrol altına alır isek yıllarca bizim bypass ameliyatlarından sonra yıllarca hiçbir sıkıntı yaşamayız. Şöyle diye 10 yıl, 20 yıl yani hakikaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama yani dikkat edilmediği süre içerisinde birkaç yıl sonra bu damarlar, yaptığımız damarlar tıkanabilir. Yapmadığımız normal, daha önce normal olanlar tıkanabilir. Yaptığımızın ilerisi tıkanabilir. Yani kriz geçirme riskiniz olabilir. Ani tıkanmalar. Çünkü sigara kalp krizini de biliyorsunuz riskini artırıyor. Yani bu riskler devam ediyor. Onun için bir şekilde yani çok uğraşmanız lazım. Yani sigarayı tamam bırakmak hakikaten kolay bir şey değil. Zor bir şey. Ama isterse olmayacak bir şey değil tabii. Evet. Yani biraz çok daha istemek lazım. Çok daha inatlaşmak lazım. Gerekirse işte destek almak gerekiyor. Destek almak evet. Lazım. Ama sonuçta yine iş kafada bitiyor. Yani ne kadar destek alırsanız alın, ne kadar şey yaparsa yapın. Eğer bu kafada inatlaşmazsanız ki bu inatlaşma ömür boyu bir inatlaşma. Yani evet. Yani anlık bir boşluğunu bulduğu anda aslında nasıl, hemen tekrar başlanabiliyor tekrar sigaraya başlayayım. Maalesef. Evet. Yani bir kere için bir şey olmaz dediğin anda arkadaşlardan, ondan sonra tekrar başlıyor. Hiç elinize almamanız lazım sigarayı. Kötü arkadaşlardan pakete uzak bile diyoruz efendim. Uzak durmak lazım. Evet. Ele almamak lazım. Almamak gerekiyor. Aldığınız anda geçmiş olsun. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.